Ramazan ayının son cuma gününün Dünya Kudüs günü olması münasebetiyle sivil toplum kuruluşlarından da mesajlar gelmeye devam ediyor. Verilen mesajlarda Kudüs'ün özgürlüğü için bütün Müslümanlar birlik olmaya çağrılıyor. İlki Haber Ajansı'na konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri İslam ümmetinin bütün fertlerinin Kudüs konusunda sorumlu olduğunu vurguluyor. Yarın Dünya Kudüs Günü. Ramazan ayının son cuma günü idrak edilen Dünya Kudüs Günü dolayısıyla STK'lardan önemli mesajlar gelmeye devam ediyor. Kudüs'ün özgürlüğü için Siyonist işgalciler karşısında ümmetin yek vücut olması gerektiği mesajını veren STK temsilcileri Filistin davası için vahdet çağrısında bulundu. İlkaya konuşan Mustazaflar Cemiyeti Genel Başkanı Murat Aslan, Müslümanlar birlik ve beraberlik sağladıkları zaman İsrail bu tür sıkıntıları Müslümanlara yaşatamayacaktır dedi. Rabbimize hamdolsun ki Kudüs için yükselen sesler, yapılan açıklamalar, yapılan etkinlikler, faaliyetler gün be gün daha da artıyor. Malumunuz Kudüs ve Mescid-i Aksa deyince İslam ümmetinin birliğini ve vahdetini tesis eden bir husus olarak ele alıyoruz. Neticede bugün Kudüs ve Mescid-i Aksa İslam ümmetinin ortak malıdır, ortak değeridir. Orada yaşanan zulümlerin son bulunması, sıkıntı ve sorunların bitmesi İslam ümmetinin bir borcudur. Herkesin üzerine düşen bir vazifedir. Neticede Filistinli kardeşlerimiz hakikaten üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmektedirler. Her türlü fedakarlığı göze alarak yeri geldiğinde şehit olmaktadırlar, yeri geldiğinde muhacir olmaktadırlar, birçok sorun ve sıkıntıya düçar olmaktadırlar. Tabii bu Filistin davası ve Kudüs'ün esaretten kurtarılması, Mescid-i Aksa'nın esaretten kurtarılması sadece Filistinli kardeşlerimizin görev ve sorumluluğunda değildir. İslam ümmetinde yer alan bütün fertlerin görev ve sorumluluğundadır. Radül Ulema Genel Sekreteri Molla Muhammed Özer, Mekke, Kabe ve Haram bölgesi neyse bizim için Kudüs de o değerde önemli ve kıymetlidir dedi. Tüm Müslümanlarımız, İslam alemi bugüne sahip çıkmalı. Bizim için bunu daha önce de ifade etmiştik. Kudüs bir imani, itikadi bir meseledir. Yani bir toprak parçası değildir. Sadece bir arazi parçası değildir. Yani Mekke neyse, Kabe neyse, Haram bölgesi neyse bizim için de Kudüs de o değerde önemli ve kıymetlidir. Onun için inancımıza ve Kudüs inancımıza sahip çıkma için mutlaka Aksa'ya, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. İslam ülkelerine çağrıda bulunan Mazlumlar Denetleme Kurulu üyesi Nesip Yıldırım'sa Türkiye ve diğer İslam ülkelerinin Siyonist rejimle ciddi bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Ciddi ve etkin bir şekilde bütün Müslüman ülkelerin ve Türkiye'nin diğer toplulukların da mücadele etmesi gerekir. Buradan özellikle zulümlerin hep beraber karşı çıkmak çok önemli, çok değerli ve oradaki mazlumlara da sahiplenmek önemli. Ümmetin zaten ortaklaşabildiği en değer konulardan birisi de Kudüs meselesidir. Kudüs meselesinde hep birlikte çalışırsak hayırlara vesile olur. Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, Kudüs'e sahip çıkmanın inancımızın bir gereği olduğunu söyledi. Siyonizm aşırı bir derecede Kudüs'ü işgal etti ve Kudüs'ün her tarafını tamamen Yahudileştirme politikası adı altında bir şekilde Yahudileştirme politikası altına gitti. Kudüs'ü bir bütün olarak bilmek, Kudüs'ü Müslümanlar için aynı zamanda Mekke gibi, Medine gibi mukaddes olduğunu bilerek Kudüs'ü anmak en ezlemidir. Burada İslam toplumlarına şunu söylemekte fayda vardır. Biz Kudüs için hakikaten yapabileceğimiz tek şey Kudüs'ü en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşturma noktasında elimizden ne geliyorsa onu yapmaktır. Filistinli kardeşlerimiz ümmetin namusunu, şerefini, haysiyetini ve izzetini korumak için orada çok büyük sıkıntılara duçar kaldığını söyleyen Anadolu Gençlik Derneği Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Kayansa Siyonist işgale karşı birlik vurgusu yaptı. O kardeşlerimiz ki ümmetin namusunu, şerefini, haysiyetini, acziyetini, izzetini korumak için orada çok büyük sıkıntılara düçar kalıyorlar.